güçlerin Filistin toprağına yerleştirdiği ve ırkçı bir Siyonist rejim olarak cisimleşen İsrail'in soykırım saldırısıyla karşı karşıya. Bu soykırıma ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin doğrudan askeri, siyasi desteği eşlik ediyor. Türkiye'deki siyasal iktidar bu soykırım sürecinin en şiddetli dönemi olan ilk 7 ayı boyunca ölüm saçan işgal devletine gerekli olan tüm ham maddeleri, çeliği, kimyasal maddeleri, yakıtı doğrudan temin etti. İşgal devletine lojistik destek dolaylı biçimde sürüyor. Bu utanç yetmiyor. Türkiye gösteriş için katıldığı Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararına rağmen hala kendi topraklarındaki askeri üsler yoluyla işgal devletine istihbarat desteği sağlıyor. Savunma sanayi alanında Baykar ve Zorlu gibi Türkiye'li şirketlerin işgal devletiyle ortaklık kurmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Tüm bunlara karşılık Filistin halkının yanında durmanın bir onur olduğunu gören kurumlar ve bireyler olarak Türkiye'nin işgal devletiyle kurduğu askeri, ticari, diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi için işgal ve soykırımdan para kazanan şirketlerden hesap sorulması için yürüttüğümüz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Soykırımcı İsrail'i kınamak için hamaset dolu nutuklar yetmez. Bugün Filistin halkına verilebilecek en önemli destek İsrail'le tüm askeri anlaşmaların feshedilmesi ve askeri ambargo uygulanmasıdır. Serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesi ve tüm ticaret yollarının Siyonist rejime kapatılmasıdır. Diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesidir. İşgal devleti İsrail'deki tüm yatırımların geri çekilmesi ve işgal devletini tecrit etmektir. Filistin direnişinden aldığımız ilhamla Filistin nehirden denize özgür olana dek mücadelemize devam edeceğiz. Zafer Filistin halkının, özgürlük Filistin toprağının olacaktır. Emperyalizm! Yeah!